Dua, bir müminin Rabbi ile konuşması, dertleşmesi, istemesi ve yeri gelince de şükür, teşekkür etmesidir. Dua bir yakarış, bir ibadettir. Müslüman, Rabbinden her şeyi içinden geldiği gibi elbette isteyebilir. Fakat hadis-i şeriflerden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duayı nasıl ettiğini öğreniyor ve bu şekilde dua etmenin Allah katında daha makbul olacağını öğreniyoruz. Duaya Evzu Besmele, Allah'a hamd ve Peygamber'e salavat ile başlanmalıdır. Duaya Allah'ın adı ve Peygamber'e övgüyle başlamak, dua etmenin en önemli adabıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duaya, yücelerin yücesi ve bağışlayıcı olan Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ederim diyerek başlamış, biriniz dua ettiği zaman Allah'a hamd ve övgü ile başlasın. Sonra Peygamber'e salat etsin. Sonra dilediği duayı yapsın buyurmuştur. Sahabeden Hazreti Ömer, Peygamber'e salat getirilinceye kadar dua yer ile gök arasında durur. Hiçbir dua ona yükselmez, kabul olmaz demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeden Enes bin Malik'e herhangi bir yeri ağırdığı zaman şikayet ettiği yerin üzerine elini koyup besmele ile şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir. Bismillah, şu çektiğim acının şerrinden Allah'ın gücü ve kudretine sığınırım. Sonra elini kaldır, sonra bu duayı 3-5 defa tekrar et. Duadan önce tevbe ve istiğfar edilmelidir. Günahlarına pişmanlık duymak ve o günahlar için Allah'a tövbe etmek, duanın kabul olunma derecesini artırır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle söylemiştir. Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur? Bu itibarla mümin duaya başlamadan önce günahlarını itiraf edip ihlas ile Allah'a tövbe etmeli ve affını dilemeli, sonra dua yapmalıdır. Eller semaya açılmalı, sonunda yüze sürmeli. Sahabeden Hazreti Enes radıyallahu an, Hazreti Peygamber duada ellerine semaya, koltuk altlarının beyazı görününceye kadar kaldırırdı demiştir. Sahabeden Abdullah İbn Abbas Peygamberimizin şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Allah'tan bir şey istediğiniz zaman avuçlarınızın içiyle isteyin. Ellerinizin tersiyle istemeyin ve ellerinize dua sonunda yüzünüze sürün. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber duada ellerini semaya kaldırdığı zaman yüzlerine sürmeden indirmezdi demiştir. Esmaül Hüsna, Allah'ın 99 ismiyle dua edilmeli. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de en güzel isimler Allah'ındır. O halde ona o güzel isimler ile dua edin anlamındaki ayet ile kendisine Esma-i Hüsna ile dua edilmesini emretmekte ve de ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisiyle dua ederseniz edin, en güzel isimler O'nundur anlamındaki ayet ile Allah ismi veya Rahman ismi ya da diğer isimlerinden biriyle dua edileceğini bildirmektedir. Hem Kur'an'da hem de hadisteki dua örneklerinden bunu görmekteyiz. Kısık bir sesle ve yalvararak dua edilmeli. Bağırıp çağırarak yüksek ses ve riya ile değil, yalvararak kısık bir sesle dua edilmesi Allah ve Peygamber'in emridir. Ayet ve hadislerde şöyle buyrulur. Rabbinize yalvararak ve içten dua edin. Çünkü O haddini aşanları sevmez.
Rabbine içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Duanda pek bağırma, pek de sesini gizleme. Bu ikisinin arasında bir yol tut. Hazreti Ayşe validemiz bu ayetin dua hakkında indiğini söylemiştir. Sahabeden Ebu Musa el-Eşari der ki, Allah Resulü ile birlikte bulunduğumuz bir seferde, tepelere çıktıkça, derelere indikçe, yüksek sesle tekbir ve tehlil getiriyorduk. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey insanlar, kendinizi yormayınız. Çünkü sizler sağır ve uzaktaki birine değil, her an sizinle olan, her şeyi duyan Allah'a dua ediyorsunuz.'' buyurarak bizi uyardı. Israrla dua edilmeli. Mümin, Yüce Allah'tan isteğinde ısrarlı olmalı, isteğim yerine gelmedi diye duadan vazgeçmemelidir. Sahabeden Abdullah İbni Mesud, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dua ettiği zaman 3 sefer tekrar eder ve bir şey istediği zaman yine 3 sefer tekrar ederdi demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbime dua ettim de kabul edilmedi diyerek acele etmediğiniz sürece Allah dualarınızı kabul eder anlamındaki hadisiyle ısrarla dua edilmesini tavsiye etmiştir. Korku ve ümit arasında dua edilmeli. İnsan dua ederken Allah'a karşı saygı ve azabından korku içinde bulunmalı, aynı zamanda istekli ve ümitli olmalıdır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de korkarak ve umarak ona dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, sözünü ve işini en iyi bir şekilde yapan müminlere yakındır buyurmakta, ümit ve korku içinde dua edenlere övmektedir. Yalnızca Allah'a dua edilmeli. Dua sadece Allah'a yapılmalı, araya başka aracılar sokulmamalıdır. Her namazda okuduğumuz Fatiha suresinde, sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım dileriz diyerek bunu dile getiriyoruz. Yüce Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Bakara suresinin 186. ayetinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kullarım sana beni sorarlarsa gerçekten ben onlara yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ederim. Kur'an'da duanın sadece Allah'a yapılması önemli vurgulanmıştır. Allah'tan başkasına, putlara veya kendilerine mutlak nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmesi Kur'an'da kesinlikle yasaklanmıştır. Konuyla ilgili ayetlerin bazısı şöyledir. Gerçek dua ancak O'nadır. Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerini ancak ağzına ulaşamayacağı halde ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verilir. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.